Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar sizlerle birlikte son hafta istatistik dersinde beraberiz. Önümüzdeki haftada yani bu son beraberliğimiz diyeyim. Sınav olacaksınız. Bu son ünite kapsamında neler anlatacağız onu ifade edeyim. Biliyorsunuz bu 8. ünitenin konusu regresyon ve korelasyon çözümlemesi. Öncelikle bu hafta değişkenler arası ilişkiler nelerdir, nasıl ifade edilir? Bunlar üzerine biraz durduktan sonra korelasyon nedir ve korelasyon analizi nasıl yapılır? Ve Pearson korelasyon katsayısı nasıl hesaplanır? Bunları ifade edeceğiz. Daha sonra Pearson korelasyon katsayısını anlattıktan sonra belirlilik katsayısını söyleyeceğiz, tanımlayacağız ve ne işe yarıyor bunu ifade edeceğiz. Ve daha sonra da basit doğrusal regresyon analizi üzerinde duracağız. Kitabımız özellikle basit doğrusal regresyon analizini anlatmış. Elbette ki regresyon analizi konusu geniş bir kapsamlı konu olmasına karşın kitabımızın sınırları çerçevesinde bu ünitemizi anlatacağız. Öncelikle değişkenler arası ilişkiyi ifade etmek istiyorum. Kendi aralarında neden sonuç ilişkisinin bulunması, değerlerinin karşılıklı değişimleri arasında bir bağlılık olması şeklinde değişkenler arası ilişkiyi ifade edebiliriz. Değişkenler dediğim zaman ilk haftalarda ben değişken nedir, istatistikte değişken nedir, nitel değişken nedir, nicel değişken nedir bunları ifade etmiştim. Elbette regresyon ve korelasyon analizi ya da regresyon ve korelasyon çözümlemesi kapsamında biz özellikle nicel değişkenlerden bahsediyoruz. Yani sayılarla ifade edilen sayısal değişkenler üzerinde bu ilişkileri ifade ediyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Regresyon nedir? Genel olarak bir tanımlama yapmak gerekirse neden niteliğindeki değişken ile sonuç niteliğindeki değişken arasındaki fonksiyonel ilişkinin belirlenmesi. Burada fonksiyonel ilişki dediğim zaman matematiksel bir fonksiyonel ilişkiden bahsediyorum. Yani ilişki matematik fonksiyonu ile belirtiliyor. Korelasyon dediğim zaman da ilişkinin gücünün belirlenmesinde özellikle korelasyondan faydalanıyoruz. Şimdi korelasyon nedir? Korelasyon analizi nedir? Biraz bu konuya girelim. Korelasyon özellikle iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü belirlemede kullanılıyor. Elbette korelasyon analizinde hesaplanılması gereken bir korelasyon katsayısı vardır. Şimdi korelasyon katsayısı niçin kullanılır? Bunu anlatayım. İki değişken arasındaki doğrusal regresyon denkleminin gözlenen değerleri ne derece açıkladığını incelemede ve değişkenler arası ilişkinin derecesinin belirlenmesinde korelasyon katsayısı kullanılır. Yani korelasyon katsayısı aynı zamanda regresyonda da faydalı bir katsayı. Tabii ki regresyon analizini dersimizin ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Şimdi bir korelasyon katsayısı hesapladığımız zaman bu katsayının değeri ilişkinin gücünü belirtiyor. İki değişken arasındaki ilişkinin gücünü belirtiyor. Aynı zamanda yönünü de belirtiyor. Şimdi korelasyon katsayısı nasıl bir katsayı? Korelasyon katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alan bir katsayı. Korelasyon katsayısının 1 olması durumunda değişkenler arasında tam bir ilişki vardır. Ama bu ilişki
1 olması durumunda, artı 1 olması durumunda pozitif bir ilişkidir. Yani iki değişken birlikte artıyordur, iki değişken birlikte azalıyordur. Korelasyon katsayısı 0 olduğunda ise iki değişken arasında bir ilişki yoktur diye kesin olarak ifade edebiliriz. İki değişken arasında yüksek korelasyon olması, bu iki değişkenden birinin diğerinin nedeni olabileceğini göstermez. Korelasyon analizinde değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi aranmaz. Fakat regresyon analizinde değişkenler arasında mutlak surette bir neden-sonuç ilişkisi aranır. Biz iki değişken arasında ilişki vardır diye korelasyon analizinde bir ifadede bulunurken, bu iki değişkenden hangisi neden, hangisi sonuç, bu konu ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Sadece iki değişken arasında ilişki var mıdır, yok mudur, bunu korelasyon analiziyle belirleyebiliriz. Kitabımızda özellikle Pearson korelasyon katsayısı verilmiş. Yani korelasyonu hesaplamada belki başka korelasyon katsayıları da bulunabilmektedir. Ama dersimizin kapsamında biz özellikle Pearson korelasyon katsayısını ifade edeceğiz. Pearson korelasyon katsayısı özellikle iki ya da daha fazla oranlı ve eşit aralıklı ölçüye uygun şekilde ölçümlenmiş değişkenler arasında ilişkinin derecesini belirlemek için kullanılan bir katsayı. Örneklemdeki x ve y değişkenlerinin korelasyon değeri, yani korelasyon katsayısı r ile gösterilir. Burada özellikle oranlı ve eşit aralıklı ölçüye uygun derken, siz nicel değişkenlerle çalıştığınızda anlamanız lazım. Zira sıralı ölçek veyahut da sınıflayıcı ölçek özellikle nitel değişkenlerde kullanılan ölçek türleriydi. Oranlı ve eşit aralıklı ölçüye uygun dediğim zaman burada biz özellikle nicel değişkenlerde korelasyon katsayısını hesaplayabiliyoruz. Bahsettiğim üzere korelasyon katsayısı sıfırla bir arasında değerli, eksi bir ile bir arasında değerler alıyor. Korelasyon katsayısı eksi bir ile artı bir arasında değerler alır. Korelasyon katsayısı r eksi bire eşit olduğu zaman mükemmel tam bir eksi yönlü korelasyon vardır. Eksi yönlü, negatif yönlü korelasyon demek şu demek: x artarken y azalıyor, y artarken x azalıyor. Ters yönlü bir ilişki vardır. Korelasyon katsayısı r eksi 1 ile eksi 0 tam onda 5 arasında ise güçlü bir negatif korelasyon vardır diyebiliriz. R eşittir eksi 0 tam onda 5 olduğunda orta düzeyde negatif bir korelasyon vardır diyebiliriz. Eksi 0 tam onda 5 ile 0 arasında bir değer alıyorsa eğer korelasyon katsayısı, bu durumda da zayıf bir negatif korelasyon vardır diyebiliriz. Yani ilişki ters yönlüdür, ancak iki değişken arasındaki ilişki bir hayli düşüktür diye düşünebiliriz. Eğer R korelasyon katsayısı 0 değerini alıyorsa, bu durumda da R eşittir 0 olduğunda korelasyon yoktur biçiminde ifade ederiz. Korelasyon katsayısı 0 ile 0 tam onda 5 arasında yer alıyorsa yine zayıf bir korelasyon vardır, ama bu pozitif bir korelasyondur. Pozitif korelasyonda x artarken y de artıyor, x azalırken y de azalıyor. Yani x ve y'yi iki tane değişken diye düşündüğümüz zaman birlikte hareket eden değişkenler olarak düşünebiliriz. R 0 tam onda 5'e eşit çıktığında orta düzeyde bir
pozitif korelasyon vardır diyebiliriz. 0,5 ile artı 1 arasında bir değer alıyorsa eğer korelasyon katsayısı, bu durumda da güçlü bir korelasyon vardır diyebiliriz. Güçlü ve pozitif yönde bir korelasyon vardır diyebiliriz. R eşittir 1 olduğunda ise mükemmel, yani tam bir pozitif korelasyon vardır diyebiliriz. Burada ters yönlü demişim, bu aynı yönlü demem lazımdı. Aynı yönlü dediğim zaman R eşittir artı 1 olduğunda X artarken Y de artıyor, X azalırken Y de azalıyor diye ifade edebiliriz. Peki Pearson korelasyon katsayısı nasıl bir formülle hesaplanır dersek, öncelikle terimlerin mesela X değişkeninin aritmetik ortalamasını buluyoruz ve bu X değişkeninin aritmetik ortalamadan olan sapmalarını buluyoruz. Bir de Y değişkenimiz vardı. Bu Y değişkenimizin de özellikle aritmetik ortalamasını buluyoruz ve daha sonra bu sapmalarını buluyoruz. Sonra da bu sapmaları karşılıklı çarptıktan sonra, yani n örneklem mevcudu idi, i eşittir 1'den n'e kadar toplamını aldığımız zaman pay kısmını buluyoruz. Payda da ise n eksi 1 çarpı Sx Sy. Burada Sx, x'in standart sapmasını, Sy de y değişkeninin standart sapmasını belirlemektedir. İşte bu formülü kullanarak korelasyon katsayısını hesaplıyoruz. Korelasyon katsayısının nasıl hesaplandığına ilişkin kitabınızda örnekler var. Yani bu formülü nasıl kullandığımıza ilişkin örnekleri kitapta görebilirsiniz. Korelasyon katsayısını belirledikten sonra bir de belirlilik katsayısı var. Bu belirlilik katsayısı özellikle Pearson korelasyon katsayısının karesinin alınmasıyla bulunur. Dolayısıyla Pearson korelasyon katsayısı R iken R kare belirlilik katsayısı olarak ifade edilmektedir. R kare özellikle ilişkinin derecesini belirleyerek zayıf, orta gibi nitelendirilmesinde önemlidir. Araştırmacılar özellikle R kareyi, yani belirlilik katsayısını regresyon analizinde ele alırlar. Biraz sonra regresyon analizini de anlatacağım. Regresyon analizinde, yani bağımlı değişken ve bağımsız değişken olarak ya da bağımlı değişken, bağımsız değişken yerine açıklanan ve açıklayıcı değişken ifadeleri de kullanılır. Ya da neden sonuç değişkenleri diye de ifade edilir. Sonuç değişkeni bağımlı değişken, neden değişkeni ise bağımsız değişken olarak regresyon analizinde düşünülür ve bu şekilde analiz gerçekleştirilir. Özellikle regresyon analizinde belirlilik katsayısından faydalanılır. İstatistikte belirlilik katsayısı sıfırla bir arasında değer alır. Çünkü zaten R dediğimiz zaman eksi 1 ile artı 1 arasında değer alıyordu. R kare pozitif olacağından, yani negatif bir sayının bile karesi pozitif olacağından, R kare dediğimiz belirlilik katsayısının sıfırla 1 arasında değerler aldığını siz de düşünebilirsiniz. Özellikle burada R karenin sıfıra eşit olması demek, bağımsız değişkendeki hareketler bağımlı değişkeni açıklamıyor. Ya da bağımsız değişkendeki değişim bağımlı değişkendeki değişimi ifade etmiyor anlamında düşünülebilir. R karenin 1'e eşit olması durumunda ise bağımlı değişkendeki tüm değişimler bağımsız değişken tarafından açıklanabilme gücüne sahiptir biçiminde ifade edilebilir.
Bir araştırmada örneklem sonuçlarına göre belirlenen korelasyon değerinin evrenin değeri için test edilmesi istenebilir. Örneklem sonuçlarına göre korelasyon yoktur yönünde karar verildiyse, örneklem sonuçlarına göre korelasyon yoktur yönünde karar verildiyse, bu kararın evren için geçerli olup olmadığına korelasyon katsayısının anlamlılık testiyle karar verilir. Korelasyon katsayısının evrenden örneklenen değişken değerleri ile hesaplandığı göz önüne alınarak hipotezler oluşturulur. Yani şimdi biz örneklemden yola çıkarak bir korelasyon katsayısı buluyorduk. Ve korelasyon katsayısını bulduktan sonra örneklem korelasyon katsayısı hakikaten evrene mal edilebilecek mi? Yani biz örneklemden bir R katsayısını bulduğumuz zaman, korelasyon katsayısını bulduğumuz zaman bu bilgiyi evrene atfedebilecek miyiz? Bunu anlayabilmemiz için korelasyon katsayısını test etmek gerekir. Anlamlılık testini yapmak gerekir. İşte biz sizlerle beraber hipotez testleri konusunu geçtiğimiz haftalarda incelemiştik. Tıpkı hipotez testlerine benzer bir biçimde korelasyon katsayısının anlamlılık testinde de benzer adımlar kullanılmaktadır. Yani öncelikle hipotezler kurulmaktadır. Korelasyon katsayısının test edilmesinde öncelikle birinci adım hipotezlerin ifade edilmesidir. Büyük örneklemde özellikle normal dağılımda faydalanılır. Yani standart normal dağılımı düşünerek büyük örneklemlerde biz hipotezleri test ediyorduk. Küçük örneklemlerde ise student T dağılımından faydalanılmaktadır. Hipotezleri kurarken de H0 hipotezini kurarken R eşittir rho, o da eşittir sıfır biçimde kurabiliriz. Burada rho dediğimiz şey aslında evrene ait korelasyon katsayısıdır. Biz rho katsayısını sıfıra eşit olduğunu söylediğimiz zaman, H0 hipotezi genelde eşit yokluk hipotezi diye de ifade edilir ve eşitlik biçiminde kurulur. Rho eşittir sıfır demek, yani ana kütle üzerinden düşündüğümüz zaman, evren üzerinden düşündüğümüz zaman iki değişken arasında ilişkinin olmadığını söyler. H1 hipotezi ise alternatif bir hipotezdir. Burada da rho eşit değildir sıfır biçiminde, rho eşit değildir sıfır biçiminde H1'i kurarız ki burada özellikle ana kütle evren parametresi rho'nun sıfırdan farklı olduğunu söylemek, yani x ve y değişkenleri arasında ilişki vardır demekle eş anlama gelmektedir. Bu sayısının test edilmesinde hipotez testleri bölümündekine benzer adımları gerçekleştireceğimizi söylemiştim. Korelasyon katsayısının evrenden örneklenen değişken değerleriyle hesaplandığını tabii ki biliyoruz. H0 hipotezi evren değişkenleri arası korelasyonun sıfır olduğunu ve örnek kütleler arasında, örneklemler arasında hesaplanan korelasyonun sıfıra eşit olması gerektiğini savunur. Karşıt hipotez dediğimiz H1 hipotezi ise örneklemler arasında hesaplanan korelasyon katsayısının rastsal olarak hesaplanmadığı, gerçekte değişkenler arasında anlamlı bir ilişki var olduğu, dolayısıyla sıfıra eşit olmaması üzerine kurulur. Korelasyon katsayısının sıfıra eşit olmaması biçiminde H1 hipotezi
kurulur. Bu da H1 hipotezinde iki değişken arasında ilişki vardır biçiminde ifade edilir. İkinci adımda anlamlılık düzeyi belirlenir. Anlamlılık düzeyi biliyorsunuz alfa, bu işte %1, %5 gibi belirlenir. Üçüncü adımda istatistiksel olarak test istatistiğini hesaplamak gerekir. Test istatistiğini hesaplarken de T değeri eşittir R bölü karekök içinde N eksi 2 bölü karekök içinde 1 eksi R kare. Burada R dediğim korelasyon katsayısı. R kare de korelasyon katsayısının karesinin alınması. N örneklem mevcudunu belirtmekte, küçük n örneklem mevcudunu belirtmekte. Yani biz üçüncü adımda test istatistiğini hesaplarken dördüncü adımda da artık istatistiksel kararı vermemiz gerekiyor. Yani H0'ı kabul mü edeceğiz yoksa red mi edeceğiz? H0'ı reddetmek durumunda H1 alternatif ya da karşıt hipotezi mi kabul edeceğiz? Bu kararı da dördüncü adımda verebiliyoruz. İşte bu şekilde korelasyon katsayısının anlamlılığı sınanmakta. Şimdi regresyon analizine geçeceğim ama özellikle regresyon analizinde değişkenlerden biri bağımlı, bir diğeri de bağımsız değişken olmakta. Bağımlı değişken araştırmacının üzerinde çalıştığı değişken olup bu değişken üzerinde meydana gelen değişimlerin ya da değişkenin toplam değişkenliğinin açıklanmasına çalışmaktadır. Yani özellikle bağımlı değişken üzerinde araştırmacılar durur ve bağımlı değişken üzerindeki değişimin kaynağını anlamaya çalışır. Bağımsız değişkenler ise özellikle bağımlı değişkendeki değişimin kaynağı mıdır yoksa değil midir? Bunu araştırmacı işte düşünür ve bulur. Bağımsız değişken ya da bağımsız değişkenler ilgilenilen bağımlı değişkende meydana gelen değişim ya da toplam değişkenliğin üzerindeki etkisi olabileceği düşünülen değişken ya da değişkenlerdir. Regresyon analizinde bir ya da daha fazla bağımsız değişken olabilir. Eğer birden fazla bağımsız değişken varsa böyle bir durumda çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılır. Eğer bir tane bağımlı ve bir tane de bağımsız değişken varsa bu durumda da basit doğrusal regresyon analizi kullanılır. Biz kitabımızda özellikle basit doğrusal regresyon analizi anlatılmış, bunu anlatacağız. Yani bir tane bağımlı değişken var, bir tane de bağımsız değişken var. Regresyon kelimesi bir değişkenle bir başka değişken arasında ilişki kurma işini ya da ilişkinin biçimini anlatır. Basit doğrusal regresyon analizinde iki değişken arasındaki ilişkinin gösteriminde kullanılan fonksiyona ya da eşitliğe regresyon denklemi adı verilir. Değişkenler arasındaki ilişki için gerekli fonksiyonun veya eşitliğin hesaplanması ve tahminlerin oluşturulması işlemini regresyon analizi olarak ifade edebiliriz. Yani burada kullanılan fonksiyon ya da eşitlik matematiksel bir fonksiyon ya da matematiksel bir eşitlik biçiminde ifade edilebilir. Regresyon denkleminde bir matematiksel fonksiyon var dedi. Bu regresyon denkleminden elde edilen tahmin değerleriyle gözlem değerleri regresyon doğrusu üzerinde yer alıyorsa regresyon denkleminin gözlem değerlerini tam olarak açıklayabildiğini ve iki değişken arasında ilişkinin
tam olduğunu söyleyebiliriz. İki değişken arasında tam bir ilişki varsa r karede 1'e eşit olmaktadır. Şimdi değişkenler arasında özellikle neden sonuç ilişkisi vardır dedim. Bu neden sonuç ilişkisi diye baktığımız zaman neden bağımsız değişkeni sonuç ise bağımlı değişkeni ifade etmekte. Matematiksel fonksiyon olarak da y eşittir fx biçiminde gösterecek olursak buradaki x bağımsız değişkeni, y ise bağımlı değişkeni ifade etmekte. Bağımsız değer, bağımsız değişkenlerin değerlerini biz ya da arzumuza göre bazı kaynaklar düzenlemektedir. Yani bazen bağımsız değişkenleri biz ölçeriz ya da bazı kaynaklardan faydalanarak bağımsız değişkenlerin değerlerini buluruz. Bağımlı değişkenlerin değerleri ise bağımsız değişkenlerin değerlerine göre değişim gösterir. Yani bir anlamda bağımsız değişkenin değerleri bağımlı değişkenin değerlerini belirlemektedir. Tabii ki değişkenler arasındaki ilişki matematiksel bir fonksiyonla doğrusal gösterilebileceği gibi eğrisel, üssel olarak da gösterilebilmekte. Fakat biz özellikle doğrusal ilişki üzerinde dersimizde duracağız. Yani matematiksel fonksiyonumuz doğrusal olarak ifade edilecek bu ders kapsamında. Peki doğrusal ilişki, doğrusal matematiksel fonksiyonun doğrusal olarak ifade edilmesi nasıl olacak? Özellikle biz istatistikte ana kütleyi incelemek her zaman mümkün olmadığında en hacimli küçük pardon. Özellikle biz matematiksel fonksiyondan bahsederken x ve y arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız dediğimiz zaman basit doğrusal regresyon modeli y'i eşittir alfa artı beta x'i artı e'i biçiminde regresyon denklemi bu şekilde kurulmakta. Bu ana kütle için kurulan regresyon denklemi.